Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim analizlerime trend fx sponsorluğunda devam ediyorum forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçta alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum whatsapp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL kuruyla başlayalım. Dolar TL kuruna haftanın son işlem gününde baktığımız zaman arkadaşlar e, düşüşlerini sürdürüyor aslında. Parite 7.50 direncini e, iki kez test etmesine rağmen e, yukarıda kalıcılık sağlayamadı ve düşüşü e, desteklemiş durumda. Yurt içi yerleşikler yeni haftaya da e, döviz mevduatlarını arttırarak girdi. E, dolar endeksi 90.200 seviyelerinde seyrediyor. Hafif toparlanma çabalarında 89.000 altına düşmesinde e, düşmesi durumu. Kurumunda, dolar kurunda da aşağı yönlü daha fazla eğilim ivme devam edecektir arkadaşlar. Onun dışında Türkiye'de döviz mevduatlarında yükseliş sürüyor demiştik. Yeni yılın ilk haftasına da devam etti bu yükseliş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatları 8 Ocak haftası itibariyle 235.9 milyar dolara yükselmiş durumda. Yani anlayacağınız vatandaş dolar almaya devam ediyor. Bu doların düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kesinlikle merkez Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar ve ülkeye para girmesinden dolayı dolar e, kuru düşmeye çalışıyor. E, hükümet, e, Merkez Bankası yetkilileri e, Merkez Bankası'nın re e, azalan rezervlerini e, geri getirme çabasında. O yüzden zaten birçok e, anlaşma yapılmış durumda. Azerbaycan, Özellikle Azerbaycan'da da e, çok fazla döviz rezervi gelmiş durumda e, ülkeye. Grafik üzerine incelemek gerekirse 7.50 zirancını e, burada görüyorsunuz. İlk kere test etmesine rağmen yukarıda kalıcılık e, sağlayamadı. E, aşağıda arkadaşlar 7.50 seviyesinin aşağısında kalması düşüşleri zaten hızlandıracağını söylemiştik burada. E, düşüşler arkadaşlar burada 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kaldığımız sürece e, aşağı yönlü e, yani buranın aşağısını geçtiğimiz zaman yani 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında düşüşler daha da hızlanacak. 7 seviyesine doğru hızlı bir şekilde gelecek fakat bu seviyenin üzerine tutunmaya çalışıyor. Alıcılar özellikle bu seviyenin üzerine tutmaya çalışıyor. Zaten aşağısı 7.27 seviyesinin aşağısı 7-17 ve da aşağısı 7 seviyeleri hızlı bir şekilde gelecektir. Ama dediğim gibi zaten daha önce de diyordum arkadaşlar. Arasında yani hükümet yetkileri de doları 7 seviyesinin altına çekmeyi çok da e, düşünmüyorlar. Çünkü hem e, gelen ithalat için arkadaşlar yani yurt dışındaki e, gelen para için turizm için e, dolar kurdu ne kadar yüksek olursa aslında e, o kadar e, iyi olur. Önemli olan e, kur şoku olmaması ve e, enflasyonun yüksek olmaması. E, bu gibi durumlar olduğumuz sürece e, yani şu an Merkez Bankası... Dolar rezervlerini arttırması durumunda e, kura çok da müdahale etmeyecektir. E, zaten açıklamasında yaptı. Onun dışında arkadaşlar, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü e, Türkiye'ye ilişkin beklentilerinde revizyonlar yaptı. OECD Türkiye e, ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini 1.3'ten 0.2'ye revize etti. E, kuruluştan yapılan açıklamada Türkiye'nin salgından tam anlamıyla toparlanmasının zaman alacağını ifade edildi. E, bunun yanında hedefli e, teşvikler ve yapısal reformlarında Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceğini belirtti. Zaten son zamanlara baktığımız zaman da e, yani Türkiye'nin e, hız kazanması e, devam ediyor arkadaşlar. Özellikle e, Maliye Bakanlığının e, Maliye Bakanı istifa etmesinden sonra e, bu e, gidişat daha da hızlanmış durumda. Yani yurt dışının e, Türkiye'ye bakış açısı e, değişmiş durumda arkadaşlar. O yüzden zaten dolar kurunun düşmesinin en büyük sebebi bu yani prestijimiz biraz daha artmış durumda aslında. Ee, grafik üzerine incelemek gerekirse dediğim gibi hareketli ortalamanın aşağısında 7.27 seviyesinin aşağısında özellikle 7.17 seviyesi alım için uygun değil kesinlikle alım yapmayın arkadaşlar. Çünkü zararda olma potansiyeliniz çok yüksek olur. 50 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz. Daha sonra zaten yukarıda 7.70 seviyesinin üzerinde özellikle de burada alışlar daha da hızlanıp 8 seviyesini hızlı bir şekilde görecektir. Fakat genel olarak baktığımız zaman ise burada bir yükseliş düşüş trendi hala devam ediyor. teşvikle alakalı da Joe Biden açıklama yaptı. Bunu ONS tarafındaki analizimizde daha detaylı vereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda burada arkadaşlar kanalımıza özel Trend FX'e üye olan yatırımcılara özel 30 dolar gerçek para hesaplarınıza tanımlanıyor ve 200 dolara kadar da kazancınızı para yatırmadan çekebiliyorsunuz. Kanal abonelerimize özel sunulan bu avantaj. Sizler de yararlanmak isterseniz arkadaşlar açıklamadaki linkten kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ee, onun dışında bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin kısa vadeli e, borç istatistiklerini açıklayacak. E, yine aynı kurum arkadaşlar Ocak ayına ilişkin e, beklenti anket istatistiklerini açıklayacak. E, ABD tarafında da e, perakende satışlar ve üretici fiyat endeksleri açıklanacak. E, ons altına geçelim biraz da. Ee, şimdi Onsalt'ın tarafına e, baktığımız zaman e, piyasaların merakla beklediği e, gelişme açıklandı. E, az önce de bahsettiğim gibi yani ABD başkanlığına seçilen Joe Biden e, yeni tip koronavirüs salgını ve ekonomik krizle mücadele için. 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisini sundu. E, dün bugün gelmesi bekleniyordu zaten. Ayrıntıların e, ayrıntılar geldi. 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde e, eyalet ve yerel yönetimlerde de e, bütçe açığını kapatmalar için 350 milyar dolar ayrılacak. Ee, onun dışında belirli bir e, gelir seviyesinin altındaki Amerikalılar ise üçüncü kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde daha önce e, 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi e, planlanıyor grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar teşvik paketinin açıklamasına rağmen 10 altında belirgin bir yükseliş göremedik. Yani gün içerisindeki alımlara bakmak lazım zaten ama özellikle 1850 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışları görmemiz gerekiyor alımların gelmesi için. Yani bu seviye üzerinde alım yapılırsa alımlar hızlanırsa özellikle 1850 seviyesinin üzerine çıktığımız zaman burada tekrar 1906 seviyesi daha sonra 1933 1965 olarak e, devam edecektir fakat e, dediğim gibi yani altına şu an genel olarak ne kadar teşvik paketi açıklanırsa açıklansın genel olarak baktığımız zaman hala bir e, düşüş e, trendinde arkadaşlar düşüş trendinde olmasının sebebi de ee, popülerliğini kaybetmesi ee, son e, birkaç aydan beri. Neden popülerliğini kaybediyor? Çünkü artık yatırımcı e, farklı alanlara kaydığı için emtiyada e, Ons'ta arkadaşlar popülerlik e, kaybolmuş durumda. E, yani güvenilir liman olup olmaması e, sorgulanmasından ziyade hala güvenilir liman fakat e, buraya giren para miktarı yani Ons'a giren para miktarı azalmış durumda. O yüzden e, şu an için e, durumların yani bu şekilde gitmesi normal. E, şu an yani devir e, şu birkaç e, zaman birkaç ay e, BTC'nin zamanı ondan sonra tekrar 10 altına yatırımlar e, zaten kayacaktır. Yani bu durum e, çok sürmeyecektir arkadaşlar. 10 altının bu şekilde aşağıya doğru e, düşmesi tekrar yukarıya doğru 2000 dolarlarının seviyenin üstüne e, çıkmaya e, devam edecektir. Onun için de dediğim gibi alımların gelmesi 1850 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. Buranın üzerinde 1906 seviyesi bizi bekliyor olacak. 1850 seviyesinin aşağısında kaldığımız süre tekrar aşağıda 1818 seviyesini test edecektir. Onun da aşağısında 1800. Zaten 1800 dolar seviyesinin aşağısında da e, daha fazla 1750 seviyelerine doğru yol alacaktır. E, ama dediğim gibi arkadaşlar teşvik paketi e, belki biraz daha bir nebze yukarıya doğru taşıyabilir. E, gün içerisindeki gelişmeler bunu gösterecek. E, diğer taraftan e, Arkadaşlar ABD Merkez Bankası e, Başkanı e, Princeton Üniversitesi Finans Merkez tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu. E, Powell dedi ki enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceğiz. E, enflasyonun bir süre %2'nin üstüne çıkmasına izin vermemiz gerek dedi. E, ABD ekonomisinin e, iyi durumda olduğunu düşünüyorum diyen Powell e, düşük enflasyon ekonomide daha zor çözülen bir sorun ifadesini e, kullanmış durumda. Ee, ABD ile Çin arasındaki e, husumet gerilim devam ediyor. Ee, ABD Ticaret Bakanlığı ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketini kara listeye, Çinli e, Sky Reason şirketini ise askeri bağlantılı e, şirketler listesine aldığını e, duyurmuş durumda. E, onun dışında ABD'de haftalık e, işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta Mart'tan beri e, en büyük artışı kaybet kaydetti. E, Amerika'da haftalık işsizlik e, maaşı başvuruları 9 Ocak'ta sona eren haftada 181.000 artışta 965.000'e e, yükselmiş durumda. E, vaka sayıları hızlı artıyor. Amerika'da yani her gün e, rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Aç tarafındaki iyimser gelişmeler 10 e, tarafını e, baskılamaya aşağı yönlü devam edecektir arkadaşlar. E, biraz da e, gram altına bakalım burada. Şimdi gram altına baktığımız zaman bu e, dolar kurundaki düşüş nedeniyle e, hala e, yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha e, yakınlaştırmak gerekirse. Evet e, 440 seviyesini test etmesi durumunda e, aşağı doğru inişlerin hızlanacağını söylemiştik. Zaten burada aşağıya doğru e, 434 e, seviyesi 430 seviyeleri e, gelmiş durumda arkadaşlar. E, bu seviyenin aşağısında yani 440 seviyesinin aşağısında 432 432 430 seviyeleri e, bulunuyor. E, şuradan bir destek alması muhtemel yani 434 seviyesinden bir destek alıp 440 seviyesini geçmesi muhtemel çünkü e, teşrif paketi açıklandı. Bu biraz da gram altını yukarıda tutacak gibi gözüküyor. E, 440 seviyesinin üzerindeki e, çıkışlar arkadaşlar birinci kadem alış yerinizi e, oluşturacaktır burada e, bu seviyenin üzerine tekrar 450 seviyesini test edecektir zaten o yüzden e, e, Alıştanıza 440 seviyesi üzerine kalıcı kapanışlarda özellikle e, hazırlamakta fayda var. Fakat 440 seviyesi alt şahsında kaldıkça da e, dediğim gibi 432 seviyesini test edilecektir bu şekilde. E, şuradan bile baktığımız zaman arkadaşlar yani şuradan bile baktığımız zaman düşüş trendi e, görüyorsunuzdur e, hep birlikte. Zaten düşüşler buradan devam ediyor. Yani çok keskin bir düşüş yaşadı ve hala düşmeye devam ediyor. Yani e, çok da... E, genel olarak grafiğe baktığımız zaman da zaten düşüş herkes burada görebilir. Yani e, altın almak arkadaşlar şu an için e, şu kademelerde alt, altın alışı yapacaksınız. Yani desteklerde e, ana ana desteklerde e, Altın alışı yaptığınız zaman e, kâr olacaksınız arkadaşlar ana seviyelerde Burada 440 seviyesi ön plana çıkıyor 440 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yaptığında e, 448, 450, e, 472'ye kadar çıkma potansiyeli var e, Zaten buralarda e, kârınızı almış olursunuz 470, 469 seviyelerinde e, Üstünde de tekrar pozisyona girebilirsiniz Ama e, genel olarak baktığımız zaman e, Hafiften de olsa e, Burada bir yükseliş bekliyorum açıkçası Özellikle Joe Biden'ın açıklamalarından sonra ee, ama genel olarak e, bu baz etki bittikten sonra tekrar e, gram altına düşüş başlayacaktır. Çünkü e, alıcılar çok kuvvetsiz gram altında. Biraz da gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş tarafına baktığımız zaman da alt seviyesinin üzerinde bir fiyatlama gerçekleştiğini görüyoruz. 6.06 birkaç günden beri alt seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapıyor. Birinci kademe alışlar buradan gelebilir arkadaşlar. Yani altın düştüğü kadar gram alış gümüş düşmüyor arkadaşlar ya da altın gibi düşmüyor gümüş. O yüzden biraz daha risk olarak alınabilmesi muhtemel pozisyonlarınızı burada oluşturabilirsiniz. Alt seviyesinin üzerinde yukarıda 6.48-6.45 seviyelerinde kârınızı cebe koyabilirsiniz. 6.50 seviyesinin üzerinde geçme sorumunda e, tekrar pozisyona dahil olabilirsiniz. E, i̇ki destek çok önemli arkadaşlar. Bir tanesi 6 seviyesi. Diğeri de arkadaşlar 5.70. Ama en son ki burada 5.80, e, 5.79 seviyesi e, bizi e, burada gösterdi. Yani 5.79 seviyesinden yukarıya desteğini aldı. O yüzden burada birinci kademe alış yapıp ikinci kademe alış yapmak daha mantıklı olacaktır. E, yani gümüş çok da e, düşeceğe benzemiyor. Özellikle gram altıncıları aslında gümüş tarafına çekilse gümüş tarafına işlem yapsa daha e, mantıklı olacak son e, uzun zamanlar grafiğine baktığımız zaman alt seviyesinin üzerine her çıktığında neredeyse e, altı el seviyesini zaten test etmiş e, burada da böyle olacaktır alt seviyesi üzerinde çıkması tekrar 6 48 6 45 seviyelerin tekrar e, test etmesine sebep olacaktır e, kadem alışlar için uygun 605 606 buralar uygun yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum biraz da btc'ye bakalım BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar keskin düşüşler görmüştük. E, son bir iki günden beri bu düşüşleri toparlanmış durumda. Özellikle 34 bin seviyesinin üzerinde kalması durumunda tekrar yukarıda 40 bin dolar seviyesine göreceğini zaten söylemiştik. Burada 40 bin dolar seviyesini hemen yakın seyretti. Zaten 39.752 dolar seviyesinde e, 41 bin seviyesinin üzerine kalıcı kapanış yapmaz tekrar bize 44 bin 45 bin dolar seviyesine gösterecektir. E, dediğim gibi yani ons bir balon arkadaşlar özellikle BTC e, coinler. balon olduğu için arkadaşlar bunlar belirli bir yerde patlayacaktır. dikkatli olmak gerekiyor işlemlerinize girip çıkarken. Özellikle 34 bin seviyesinin aşağısındaki kapanışlar bize 28 bin zaten 28 bin aşağısındaki satışlarda satışlar da arkadaşlar balonun patladığına dair işaretler gözlemleyebilirsiniz. balon patladıktan sonra ara ara tekrar yükselişler görseniz de size arkadaşlar e, yatırım yapması için tuzak e, olması çok e, muhtemel bir e, pozisyon olabilir. O yüzden şu an genel olarak baktığımız zaman BTC hala yükseliş trendinde. Tekrar yeni alımların gelmesi için 41 41.000 do e, dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerekiyor. Şu an kanalımızın tam ortasında olduğu için alım yapmak şu an e, mantıksız açıkçası. Açığa satış yapmak isteyenler de bin aşağısındaki kalıcı kapanışlar e, daha mantıklı olacaktır. Genel olarak baktığımız zaman BTC'de e, yukarı gidişat devam edecek çünkü e, kurumsal firmalar kurumsal e, yani merkez bankaları olsun dünyadaki e, BTC'nin yükseleceğini zaten algı yapıyorlar, yükseleceğini zaten e, öngörüyorlar. E, onun dışında genel olarak baktığımız zaman e, dediğim gibi yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Analizlerimi bu bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi e trade'ler diliyorum. E, herhangi bir soru sormanız zorunda arkadaşlar bana mail adresimden ulaşabilirsiniz.